Bizlerin kim olduğunu Allah subhanahu ve teala daha iyi biliyor. Eğer bizler fesat çıkaran insanlar ise ki fesat Allah subhanahu ve teala'nın batıl diye tanımladığı şeylerdir. Ki bizler Kur'an'ı ve sünneti insanlara anlatıyoruz. Buna fesat diyen insanların zaten İslam'ına konuşmaya gerek yoktur. Lakin eğer fesat bu batıl sistemin ta kendisi yahut bu batıl sisteme uyup itaat eden, bu sistem için mücadele eden, kendisi ister farklı farklı kavramlarla bu sistemi desteklesin, ister farklı farklı kavramlarla değil de direkt desteklesin, fark etmez. Biz de şunu söylüyoruz: hangimiz fesatçı isek Allah subhanahu ve teala bir an önce fesatçının belasını versin. Allah subhanahu ve teala ertelemesin ve kim fesat çıkarıyor ise Allah bütün imkanlarını elinden alsın ve onu yeryüzünde zelil kılsın ve bugüne kadar vermediği bir azabı Allah subhanahu ve teala ona versin diyorum. Bunun dışında başka bir şey söylemiyorum. Bırakalım o zaman Allah subhanahu ve teala hükmetsin. Eğer sizlerin aklına göre fesatçılar belirlenecekse, eğer insanlar kendi fikirlerine göre, kendi inançlarına göre birilerini fesatçı olarak, birilerini terörist olarak belirleyecekse, biz de bu meseleyi en doğru sözlü olan Allah subhanahu ve teala'ya havale edelim. Bakalım fesatçı kim? Bakalım helak olacak kim? Bakalım ziyana uğrayacak kim? Bakalım Allah subhanahu ve teala'nın merhametinden uzak olacak kim? Hepsini göreceğiz. Bugün baktığım zaman Müslümanların derdi gerçek manada büyük. Ama alacağımız mükafat da büyük. Bunu unutmayalım. Adam diyor ki, abi ben iş yerinde insanlara hakkı anlatıyorum ama onlar beni iş yerinden çıkartmakla tehdit ediyorlar. Ben evde hakkı anlatıyorum, onlar beni evden kovmakla tehdit ediyorlar. Ben topluma tebliğ ediyorum, onlar ya sev ya da terk et diyorlar. Abi ben Kur'an okuyorum, Kur'an'da da peygamberlerin bir kısmına bu sözün söylendiğini görüyorum. Abi beni hapishanelerle korkutuyorlar. Peki neden? Sırf bu toplumun inancını, bu toplumun batılını, bu topluma dayatılan batılı tanımadığım için, bu topluma dikte edilen sistemi kabul etmediğim için bütün bunlar yapılıyor. Ben nasıl olur da falanca kişilerin söylediğine, filanca kişilerin söylediğine, annemin veyahut babamın söylediğine itaat edeceğim Allah subhanahu ve teala'nın doğru dediği şeye yanlış dedikleri halde? Allah subhanahu ve teala hak dediği şeye bu insanlar batıl diyor. Ben nasıl bunlara itaat edeceğim diyor.